Wolfgang Boert Çatılar Üstünde Konuşma Bernard Mayer Marwitz için Dışarıda uzanmış yatıyor kent. Yollarda lambalar gözlerini açmış nöbet tutuyor. Bir şey olmasın diye. Yollardaki ıhlamur ağaçları, çöp bidonları ve kızlar gecemsi gecemsi kokuyorlar. Ağır, buruk, bayıltıcı. İnce bir duman pırıl pırıl çatılar üstünde dimdik yükseliyor. Tıp tıp yağan yağmur kesildi ve sıvışıp gitti. Ama çatılar yağmurdan hala ışıl ışıl ve yıldızlar ıslanmaktan koyulaşmış kiremitler üzerinde beyaz beyaz parıldıyor. Arada bir kızışmış bir kedinin şehvet dolu bağırtısı aya kadar uzanıyor. Ya da ağlayan bir insanın sesi. Parklarda ve kenar mahallelerin bahçelerinde sapsarı bir sis sokaklarda helozonlar çize çize yükseliyor. Bir lokomotif, uzakların özlem yüklü çığlığını uyuyan binlerce insanın düşlerine haykırıyor. Uçsuz bucaksız pencereler bizler buradayız diyor. Bizler buradayız geceleri. Ve yağmur dindikten sonra ışıl ışıl çatılar. Dışarıda uzanmış yatıyor kent. Ve bir ev kentte, suskun, taştan, gri ötekiler gibi. Ve bir oda evde. Bir oda, dar, duvarları kireç badanalı, sıradan, tıpkı ötekiler gibi. Ve odada iki adam, biri sarışın, Hafif hafif nefes alıp veriyor. Yaşamda nefes alıp verişi gibi vücuduna hafifçe girip çıkıyor. Ayakları ağaçlar gibi tüm ağırlığıyla halının üzerinde. Ve oturduğu sandalye gıcır diyor belli belirsiz. Sarışın adam odanın bir köşesinde. Öbürü pencerenin önünde dikiliyor. İnce, uzun, iki büklüm, omuzları çarpık. Şakakları ve kulağının çevresi kırlaşmış ve akçıl yüzüyor odada. Avludaki lambanın ışığı gözünde ürkek ürkek parıldıyor. Ama avlu dışarıda ve lamba cimrice içten içe yanıyor. Bir nefes körük gibi kalkıp iniyor pencere önünde. Arada bir pencerenin camı nefesin ince ve sıcak buharıyla puğlanıyor. Derken pencereden bir ses geliyor. Bir amok koşucusundan gelir gibi. Seste panik havası yesiyor. Soluk solağa. İki ayağa bir pabuca sokulmuş, abartılı, sinirli. Görmüyor musun ocağına düştüğümüzü? Uzakların, o dile gelmezin, o belirsizin, o karanlığın ocağına. Hissetmiyor musun? Gülüşlerin, hüzünlerin ve gözyaşlarının, haykırışların ocağına düştüğümüzü. Bak, içimizde bir gülüşün, kendi kendimize gülüşün kabarmaya başlaması korkunç bir şey. Babalarımızın, dostlarımızın ve eşlerimizin mezarları başında dikilmiş durduğumuzda içimizde bir gülüşün baş kaldıracak oluşu. Dünyadaki acıyı pusuda bekleyen gülüşün. Ağladık mı içimizdeki hüznün üzerine çullandığı gülüşün. İşte bu gülüşün ocağına düştük korkunç diyorum sana. Ah, korkunç. Çocuklarımızın beşikleri başında dururken hüznün bize doğru eserek çatlakların arasından gözyaşlarının sızmaya başlaması. Nişanlılarımızın yataklarının başında dururken hüznün o cilalanmış siyah hayaletin dondurucu yalnızlığın içimizde tırmanışı. Gülerken boy gösterişi içimizde bu hüznün ocağına düştük işte. Bilmiyor musun? Ne kadar korkunçtur dünyada büyüyen haykırış. Senin içinde baş kaldırmaya başlayan haykırış. Gecenin sükûnetinde haykır. Sevginin sükûnetinde haykır. Suskun yalnızlıkta haykır. Ve haykırışın adı alaydır adı tanrı adı yaşam adı korku damarlarımızdaki bütün kanımızla bu haykırışın ocağına düştük işte gülüyoruz oysa ölümümüz başından biri tasarlanmış gülüyoruz oysa çürüyüp kokuşmamız kaçınılmaz gülüyoruz Oysa çökmeden önce ayaktayız. Bu akşam, yarın değil öbür gün, dokuz bin yıl sonra, daima. Gülüyoruz. Oysa yaşamımız rastlantıya buyur edilmiş, rastlantının eline bırakılmış, kaçınılmaz rastlantının. Anlıyor musun? Dünyada ne düşüyorsa senin üzerine de düşebilir. Seni ezebilir altında ya da sana dokunmayabilir. Düpedüz bağımlı durumdayız rastlantıya. Ocağına düşmüşüz. Yem diye önüne atılmışız rastlantının. Oysaki güleriz biz. Dururuz oysa ve güleriz. Ve yaşamımız, sevgimiz ve sevgili yaşanmış acılarımız dalga gibi, rüzgar gibi belirsizliği ve rastlantıyı içerir. Anlıyor musun dediklerimi? Anlıyor musun ha? Ama öteki susuyor ve pencere önündeki boğuk bir sesle başlıyor yeniden konuşmaya. Ve bizler bu kentteyiz. Bu kentte, yalnızlık ormanlarının bu en yalnızının göbeğinde, bu insanı altında ezip suyunu çıkaran taştan dağın en altında, hiçbir sesin bize seslenemediği, hiçbir kulağın bizi işitmediği, hiçbir gözün bizi görmediği bu kentte, yüz olmaktan çıkmış yüzlerin önümüzden geçip gittiği bu kentte isimsiz, sayısız, rastgele. Paylaşmalardan uzak, kalpsiz, durdurak bilmeden, bir başlangıçtan, sığınacak bir limandan yoksun. Yosunlardan farksız, zaman ırmağında yosunlar, yosunlar. Derinlerden yeşil, gri, sarı, kirli beyaz çıkıp gelen, sonra geride iz bırakmadan dünyanın sularına dalıp kaybolan yosunlar, gübüzler, insanlar. Ve bu kentte bizler, yersiz yurtsuz, ağaçsız, kuşsuz, balıksız, yalnız yetik defteri dürülmüş. Duvarlardan, harçtan, toz topraktan ve çimentodan bir denizin eline bırakılmış, ocağına düşmüş. Merdivenlere, duvar halılarına, kulelere ve kapılara peşkeş çekilmiş. Ve bu kentte bizler, onmayan uğursuz sevgimizle bütün bunlara satılmış. Kent denilen yalnızlık ormanında yitik, duvarlardan, binaların cephelerinden, demirden, betondan ve fenerlerden oluşan ormanda. Yolunu şaşırıp dünyaya düşmüş, yersiz yurtsuz, evsiz barksız sokakları dolduran, soruları yanıtsız bırakan yalnız geceye bağışlanmış. Milyon sesli haykırışıyla, milyon yüzlü güne teslim edilmiş. Savunmasız, yumuşak kalbimizle teslim edilmiş. O düşüncesiz cesaretimiz ve küçük kavramlarımızla teslim edilmiş. Nabız atışlarımızla, burunlarımız, gözlerimiz ve kulaklarımızla, kaldırımlara, taşlara, katran ve lağımlara, dubalar ve kanallara zincirlenmiş. Kaçış için bir hedeften yoksun. Çatıların altında ezilmiş, bodrumların, tavanların, odaların ocağına düşmüş. Duyuyor musun beni ha? İşte bu yüz bizler. İşte bu haldeyiz. Ve sen de yarına kadar, Noel'e kadar, Mart'a kadar dayanabileceğine inanıyorsun ha? Hamak koşucusu tenekemsi sesiyle karanlığa gömülmüş odaya haykırıyor. Ama sarışın, yumuşak ve kendinden emin nefes alıp veriyor. Bir cevap için aralayayım demiyor dudaklarını. Ve penceredeki, akşamın ilerleyen bir saatinin sessizliğini sesiyle denmeyi sürdürüyor. Acımasız, acılar içinde, zoraki. Buna katlanıyoruz. Ne diyorsunuz ha? Buna katlanıyoruz. Ve gülüyoruz. İçimizdeki ve çevremizdeki canavarların eline düşmüş, gülüyoruz. Ah, kadınların, kadınlarımızın nasıl da tutsağı olmuşuz. Boyalı dudaklarının, kirpiklerinin, boyunlarının ve ellerinin kokusunun tutsağı. Özlemlerinin oyununda unutulmuş, sevecenliklerinin büyüsünde hapı yutmuş, gülümsüyoruz. Ve ayrılık, kapı tokmaklarında tünüyor, üşüyerek, ve saatlerin içinde sırıtarak tiktak edip duruyor. Oysa bizler sanki önümüzde yaşayacağımız sonsuz zaman varmış gibi gülümsüyoruz. Oysa veda, oysa vedalar içimizde çoktan hazır bekliyor. Tüm ölümleri içimizde taşıyoruz. Omiriliğimizde, akciğerlerimizde, kalbimizde, karaciğerimizde, kanımızda. Her gittiğimiz yere taşıyıp götürüyoruz ölümümüzü ve bir okşayış sahanağında hem kendimizi hem ölümü aklımızdan çıkarıyoruz. Ya da bir elin öylesine ince, bir cildin öylesine saydam oluşundan yapıyoruz bunu. Ve ölüm. Ve ölüm. Ve ölüm, iniltilerimize ve kekelemelerimize gülüp duruyor. Penceredeki panik havası esen soluyuşuyla odadaki tüm havayı yutmuş ve onu kızgın, Boğuk sözcüklere dönüştürerek yine içinden atmıştı. Odada soluyacak hava kalmadığında pencereyi ardına kadar açıyor. Camlara vuran gece böceklerinin kitinli kabukları ilk iltici tıkırtılar ve çıtırtılar çıkarıyor. Bir şey biraz hafif bir tıngırtıyla yuvarlanıp geçiyor evin önünden. Belli belirsiz gıcır diyor. Bir kadının kahkahasını bir kikir demeye dönüştürmesi gibi tıpkı. Ördekler, diyor odadaki, yumuşak bir sesle ve yuvarlayarak. Ve bir an ağzından çıkan sözcüğe sıkı sıkı sarılıyor. Derken penceredeki yeniden söz yağmuruna tutuyor onu. Duydun mu? Nasıl kikir diyor şu ördekler. Her şey bize gülüyor. Ördekler, kadınlar, gıcırdayan kapılar. Dört bir yanda gülüşler pusuda bekliyor bizi. Ah, dünyadaki bu gülüşler ve hüzün ve tanrı denen rastlantı ve haykırış dev ağızlı ve biz yürekli insanlarız evlerde oturuyoruz ve biz yürekli insanlarız planlar yapıyoruz ve gülüyoruz ve seviyoruz ve yaşıyoruz bizler yaşıyoruz dışlayarak ölümü oysa ölümümüz başından beri kararlaştırılmış belirlenmiş öteden beri. Ama bizler yürekli insanlarız. Biz ölümü içlerinde taşıyanlar. Bizler çocuk yapıyor, bizler arabalarla gidip geliyor, bizler uyuyoruz. Geçen her dakika bir daha yerine konamaz. Gelecek her dakika uçsuz bucaksız. Ama biz yürekli insanlar. Biz ölüm fermanları imzalanmışlar. Bizler yüzüyor, Bizler uçaklarda uçuyor, yollarda yürüyor ve köprülerden geçiyoruz. Ve gemilerin ahşap zemini üzerinde iki yana sallanıyoruz. Ve bizim yok oluşumuz, duyuyor musun? Bizim yok oluşumuz küpeşte arkasından bize bakıp sırıtıyor. Arabaların altında pusu kurmuş bekliyor bizi. Köprülerin ayaklarında çatırdayıp duruyor. Yok oluşumuz. Yok oluşumuz kaçınılmaz. Ve bizler, biz iki ayaklılar, biz insanlar, insan hayvanlar, birazcık kırmızı öz suları, birazcık sıcaklıkları, kemikleri, etleri ve kaslarıyla bizler katlanıyoruz buna. Çürüyüp kokuşması kararlaştırılmış olanlar. Rüşvetle değiştirilemeyecek biçimde kararlaştırılmış olanlar. Oysa bizler bitkiler yetiştiriyoruz. Yok oluşumuz haber veriyor kendini geri dönüşsüz. Oysa bizler evler inşa ediyor, binalar yapıyoruz. Bizlerin ortadan kaybolup gideceği, defterinin dürüleceği, hiçliğe karışacağı açık seçik ortada kayda geçirilmiş, bir daha silinip atılamaz. Artık bu dünyadan göçüp gitmemizin eli kulağında ve bizler var olmaya devam ediyoruz. Hala sürdürüyoruz var olmayı. Akıl almaz bir cesaretimiz var. Var olmaya devam ediyoruz. Ve rastlantı, üstümüzdeki SAĞ solu belli olmayan, oyuna meraklı tanrı, rastlantı, o zalim ve güçlü rastlantı kafayı bulmuş, dünyadaki çatılar üstünde dengesini korumaya çalışıyor. Ve çatılar altında da akıl almaz inancımızla bizler dikilmiş duruyoruz. Biz umursamazlar. Birkaç gram beyin işlevini yerine getirmedi mi? İki gram omirilik isyan bayrağını çekti mi? Bizler eli ayağı tutmaz insanlara dönüşür, bunayıp kas katı kesilir, sefilleşiriz. Oysa gülüyoruz. Birkaç kez atmamaya görsün kalbimiz. Daldığımız uykudan bir daha uyanmaz, Yarın diye bir şey bilmeyiz artık. Ama uyuyoruz, rahat rahat. Derin derin ve hayvansı avuntular içinde. Bir kas, bir sinir, bir kiriş görevini yapmasın bizler düşeriz. Uçurum derinliğince sonsuz. Oysa arabalarla gidip geliyor, uçaklara biniyor. Gemilerin ahşap zemini üzerinde bir o yana bir bu yana sallanıyoruz. Bizim böyle oluşumuz ne demektir biliyor musun ha? Bizim böyle olabilmemiz, bizim böyle olmak zorunda oluşumuz. Hiçbir ağızdan bunu açıklayacak bir söz çıkmıyor. Çözümsüz, nedensiz, bir biçimden yoksun, karanlık. Oysa biz, biz var olmayı sürdürüyoruz. Yine de sürdürüyor, hala sürdürüyoruz. Odadaki iki adam nefes alıp veriyor. Biri hafif ve sakin, öbürü penceredeki sesli ve telaşlı. Ay, kirli bir yumurta sarısı gibi geceye bürünmüş gökyüzünün yaban mersini maviliğindeki çorbasında yüzüyor. Çürümüş bir nesneye benziyor tıpkı. İnsanda pis pis kokması gerekiyormuş gibi bir duygu uyandırıyor. İşte öylesine hastalıklı bir görünümü var. Ama pis koku kanallardan geliyor. Karanlıkta milyonlarca cam gözle bakan ev denizi'nin kaba ve sevimsiz toplu konutlarından geliyor. Ama ayın sağlıksız bir görünümü var. Ve insan sanıyor ki koku ay'dan geliyor. Ama ay çok çok uzakta. Kesinlikle kanallardan geliyor koku. Evet. Kanallardadır kokunun kaynağı. Gri ve siyah blok evlerdir. Tertemiz mavi ve siyah arabalardır. Demirden sarı tramvaylar, Koyu kırmızı marşan dizler, Lağımların eplatun renkli mazgal delikleri, Islak yeşil mezarlar, Sevgi, korku. İşte bunlar geceyi böyle pis pis kokutuyor. Öylesine çürümüş ve hastalıklı olsa da, Yıldız çiçeği rengindeki gökyüzünde öylesine alev alev, öylesine lapamsı yüzüyor olsa da, kesinlikle ay olamaz kokunun nedeni. Yıldız çiçeği rengindeki, menekşe rengindeki gökyüzünde fazlasıyla sarı yüzüyor olsa da. İki adamdan pencere önünde dikileni, kısık seslisi, telaşlısı ve sıska olanı bu aya bakıyor ve ayın altındaki kente bakıyor ve kollarını uzatıyor pencereden ve kenti yakalıyor. Ve sesi bir ehe gibi gıcırdayarak uzanıyor geceye. Ve sonra bu kent, diyor pencereden gelen ses cızırtılı, sonra bu kent. Biziz bu lastik tekerlekler, elma kabukları, kağıtlar, camlar, pudralar, taşlar, tozlar, caddeler, evler, liman, Hepsi de biziz bunların. Nereye baksak biz. Bizzat biz. Ezen, yakan, üşüten, cesaretlendiren kent. Biziz. Sadece biziz bu kent. Sadece biz. Tanrı'dan, Tanrı'nın bağışlanmasından yoksun, biziz kent. Ve bizler kentin, bizim çevremizin dışında var olmaya katlanıyoruz. Liman olmaya katlanıyoruz. Kentten çıkıp gidişlere ve kente dönüşlere katlanıyoruz biz liman kentinin insanları. Akıl almayacak şeye. Gecelerde var olmaya katlanıyoruz. Göz kamaştırıcı renk cümbüşleriyle ölüm karanlığının kol kola dolaştığı liman gecelerinde. Parçalanmış ipek çamaşırlarla ve kızların sıcacık tenleriyle dolup taşan kent gecelerinde. Bu yalnız gecelere, bu fırtınalı gecelere, bu hummalı gecelere ve atlı karıncalardan farksız bu içkili gecelere, naralarla dolu, insanın içini oya oya ilerleyen bu gecelere katlanıyoruz. Silme yazıyla dolu kağıtlardaki ve kanayan ağızlardaki esrik gecelere katlanıyoruz. Katlanıyoruz bu gecelere. Duyuyor musun beni? Bu gecelerle başa çıkabiliyor, bu gecelere katlanabiliyoruz. Ve sevgi, kan rengindeki sevgi gecelerde bekliyor bizi. Bazen insana acı veriyor. Ve söyledikleri yalan. Hep yalan söyledikleri. Ama biz bütün varımız yoğumuzla yine de seviyoruz. Sonra Acılarla dolup taşan gecelerde içkiden ıslak masalarımızın başındaki, çiçek çiçek açan yataklarımızın önündeki, şarkılarla gümbür gümbür öten caddelerin yanı başındaki bu dehşet, bu korku, bu umarsızlık, bu çaresizlik. Oysa bizler gülüyoruz. Bütün gücümüzle yaşamaya bakıyoruz. Bütün varlığımızla yaşamaya. Ve biz inançsızlar, biz kendilerine yalan söylenmiş, biz tekmelenmişler, biz çaresizler ve biz gözden çıkarılmışlar, biz Tanrı'yla, iyiyle ve sevgiyle düş kırıklığına uğratılanlar, biz acıyla öğrenenler, her gece güneşi bekliyoruz. Her yalanda yeniden beklemeye başlıyoruz doğruyu. Biz geceleri, her yeni yemine inanıyoruz. Biz gece uykularına hasret insanlar. Bizler Mart'a inanıyor. Kasım ayının ortasında Mart'a inanıyoruz. Kendi bedenimize inanıyor, bu makineye, bu makinenin yarında var olacağına, yarında yine işlemini göreceğine inanıyoruz. Kar fırtınası ortasında yakıcı, kızgın güneşe inanıyoruz. Yaşama inanıyoruz biz. Ölümün ortasında inanıyoruz. İşte böyleyiz biz. Yanılsamalardan uzak, kafalarında akla gelmedik büyük hayallerle yaşayan biz insanlar. Tanrısız yaşıyoruz. Bir dam altından, vaatlerden, kesinliklerden yoksun, bir takım güçlerin eline bırakılmış, bir takım güçlere peşkeş çekilmiş, yetik. Siste dikilmiş duruyor, gizleyecek bir yol bulamıyoruz. Burunların, kulakların ve gözlerin ırmağında bir yüzden yoksun. Bir yankıdan yoksun dikiliyoruz gecede. Rüzgarda dikiliyoruz bir direkten. Bir kalastan yoksun. Bizim diyebileceğimiz bir pencereye, bir kapıya hasret. Karanlıkta dikiliyoruz, aysız, yıldızsız, ince hastalığa yakalanmış. Sefil, fenerlerle aldatılmış. Bir cevaptan yoksun yaşıyoruz. Bir evetten yoksun. Bir yurttan, bir evden yoksun. Kalpsizlikler ortasında, kasvetli karanlıklarla çevremiz sarılmış. Karanlığın eline terk edilmiş. Ve sesin eline, acımasız gündüzün, kapısız ve penceresiz karanlığın, içimizdekinin ve çevremizdekinin eline terk edilmiş.'' Kaçıp kurtulamayacak biçimde. Bir çıkış yolundan uzak. Oysa gülüyoruz. Yarına inanıyoruz oysa. Ama bunun nasıl bir yarın olduğunu bildiğimiz yok. Güveniyor, bel bağlıyoruz yarına. Oysa bize böyle bir yarın için söz veren olmadı. Sesleniyor, yalvarıyor. Yarın, yarın diye haykırıp duruyoruz. Ama kimse çıkıp bir cevap vermiyor bize. Penceredeki sıska, uzun boylu iki büklüm karaltı camı tıklatıyor parmaklarıyla. İşte orada, 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 orada. Kent, lambalar, kadınlar, ay, liman, kediler, gece. Aç pencereyi, bağır dışarı. Bağır, yeminler et. Hıçkırıklarını yolla dışarı. Seni kahreden, içini yakıp kavuran ne varsa var gücünle haykır dışarı bir cevap alamazsın. Dualar et. Cevap yok. Lanetler savur. Cevap yok. Pencerenden şarkını haykırarak yolla dünyaya. Cevap yok. Yok efendim. Hiç cevap yok. Dışarıda kent duruyor. Dışarıda caddelerde kızların ve çöp bidonlarının kokularıyla gece duruyor. Ve kentin caddelerinin birinde ev duruyor. Bir odayla ve içindeki adamlarla. İki adamla oda duruyor. Ve adamlardan biri pencere önünde durmuş, arkada, akşam karanlığını çökmüş odadaki arkadaşına bu sözleri bağırarak söylüyor. İnce ve uzun beliri veriyor ansızın. Bir hayaletten gelir gibi kısık sesli, çarpık omuzlu, tükenmiş, korkunç, kendini kapıp koyu vermiş. Ve şakakları dışarıda ay ışığı altında uzanan çatılar gibi yumuşak mavi ve nemli parlak. Ve öteki odanın bir ucunda esenlik içinde. Tıknaz, sarışın, solgun yüzlü. Ayı umurtusunu andıran bir sesi var. Duvara yaslanıyor. Penceredeki arkadaşının görüntüsü altında ezilmiş, onun söz tufanı içinde boğulmuş. Ama derken yumuşak ve pürüzsüz sesi penceredeki arkadaşına uzanıyor. Bu umarsızlığınla, bu kaçıklığınla, için için yanan bir dal gibi sıska bedeninle neden gidip kendine asmıyorsun Tanrı aşkına, dünya aşkına? Ha? Seni lağım faresi seni. Seni ekşi suratlı, sümüklü fare. Bir saat gibi tiktak edip insanı uyaran ölüm kurdu seni. Seni leş gibi kokan paçavra herif. Senin yerin benzin bidonu. Durma git, az kendini. Sersem, sarhoş yaratık. Madem terk edilmiş, defteri dürülmüş, gözden çıkarılmış biri olarak bakıyorsun kendine, neden hala bekliyor, Gidip asmıyorsun kendini ha? Sesi tasayla dolup taşıyor odadakinin. Ve tüm sövgülerinde dostluk ve sıcaklık var. Ama pencerenin önünde dikilen ince, uzun, kaba, çatlak ve can sıkıcı sesini duvara yaslanmış konuşan arkadaşının üzerine salıyor. Kaba, çatlak ses duvara yaslanmış arkadaşının üzerine atılıyor, eğleniyor onunla, onu gafil avlıyor asmak mı? Ben mi? Ben kendimi asacağım öyle mi? Aman Tanrım. Her şeye karşın bu hayatı sevdiğimi anlamadın mı? Hiç anlamadın mı bunu? Aman Tanrım. Gidip kendimi sokak fenerlerinden birine asacağım ha? Sonuna kadar kaşıklamak, sonuna kadar kafama dikmek, sonuna kadar yalayıp yutmak, sonuna kadar keyfini sürmek. Sonuna kadar sıkıp suyunu çıkarmak istiyorum. Bu şahane, bu sıcak, bu anlamsız, bu çılgınca, bu akıl ermez yaşamın. Bunu yapmaktan geri mi duracağım? Ben. Gidip asacağım ha? Kendime asacağım. Gidip bir sokak fenerine kendime asmamı söylüyorsun ha? Böyle söylüyorsun demek hiç istifini bozmadan duvara yaslanmış duran solgun, sarışın, pürüzsüz sesini yeniden pencere önündekine yuvarladı. ''Peki be delikanlı, peki be adam, niye yaşıyorsun o zaman?'' Ve penceredeki sıska, uzun boylu, bu soru karşısında boğuk boğuk öksürdü. Niye mi? Niye mi yaşıyorum? Belki inattan. Sırf inattan belki. İnat olsun diye gülüyor, yemek yiyor, yatıp uyuyor. Sonra yine uyanıyorum. Yalnızca inattan. İnat olsun diye çocuklar yapıp salıyorum bu dünyaya, bu dünyaya. Kızların kalplerine ve kalçalarına sevgim yalan. Onların gerçeği, korkunç, dehşet verici gerçeği hissetmesini sağlıyorum. Bu tüyler ürpertici, hamsız sarkık memeli düz kalçalı tükenmiş fahişeyi. bir gemi inşa etmek bir küreye gereksinim duymak bir kitap hazırlamak bir lokomotif kazanını ateşlemek şnapsla mutmak inattan hep inattan evet yaşam ama inattan senin olsun diyeceğim. Gidip kendime asacağım ha. Ben. Yarın bakarsın olur beklenen şey. Yarın erkenden gerçekleşir. Çıkıp gelebilir her an. Her şeyi bilmese de her şeyi sezen siyah saçlı, pencerenin önünde pek kısık sesle söylüyor bunları. Ve odadaki sarışın tıknaz, esen, sakin olan soruyor. Ne? Ne gerçekleşir? Neymiş çıkıp gelecek olan? Kimmiş? Nerede? Dinle beni. Şimdiye kadar asla bir şey olmadı. Asla. Hayır. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Hala kemikleri kemirip duruyor. Hala taş ve tahtadan inlerde yaşıyoruz. Hiçbir şey olmadı hiçbir şey çıkıp gelmedi. Biliyorum. Ama her an çıkıp gelemez mi? Bu akşam, öbür gün. İlk köşe başında bakarsın çıkıverir karşına. Yatacağın ilk yatakta. Karşında hemen. Çünkü bir gün çıkıp gelmesi gerekiyor bu beklenmeyenin, sezilenin, büyük olanın, yeni olanın. Serüven, giz, çözüm. Belki günün birinde çıkıp gelir bir cevap. Ben de bu cevabı işitme fırsatından kendimi yoksun bırakacağıma, ha? hayır diyorum sana, asla yapmayacağım bunu, asla. Dünyada yapmayacağım. Bir şeyin çıkıp gelebileceğini hissetmiyor musun sen? Neymiş bu diye sorma. Hissetmiyor musun bunu ha? Sezmiyor musun bunu kendi içinde, kendi dışında? Çünkü gelecek diyorum sana. Belki geldi bile. Bir yerdedir belki. Kendini tanıtmıyor. Gizli kalmak istiyor. Bakarsın anlarız bu gece. Yarın öğleyin. Bir sonraki hafta belki. Belki ölüm döşeğinde. Yoksa bir anlamdan yoksun muyuz? İçimizdeki ve üstümüzdeki gülüşlerin ocağına mı düştük? Hüznün, gözyaşlarının, Korku ve gecelerin haykırışının eline mi kaldık? Belki peşkeş mi çekildik bunlara? Belki defterimiz dürüldü mü? Belki cevapsız mı kaldık? Yoksa biz biz kendimiz bu cevap mıyız? Yoksa söyle hadi, söyle. Bu cevap biz miyiz? İçimizde mi taşıyoruz onu? Ölümü taşıdığımız gibi. Ta başından beri. Ölümü ve cevabı içimizde mi taşıyoruz? Bir cevaba kavuşmak da kavuşmamak da bize mi bağlı yoksa? Ocağına düştüğümüz şey kendimiz miyiz? Sadece kendimiz mi? Hadi söyle. Kendimiz miyiz aradığımız cevap? Kendimizin Kendimizin ocağına mı düştük? Ne diyorsun ha? Çarpık, ince ve devcileyin kollarıyla uzun boylu, için için yanan bu hayalet, siyah saçlı, kısık sesli, fısıldayarak konuşan pencereye tutunmuş dikiliyor oracıkta. Ama sarışın, pürüzsüz ve tok sesini yeniden içine çekiyor. Pencerede dikilen sorduğu soruyu yine kendisi cevaplamıştır. İki adamın soluyuşu sıcacık iç içe geçiyor. Adamlardan çevreye yayılan o yoğun ve güzel koku, at, tütün, deri ve ter kokusu odayı dolduruyor. Hayli yukarıda, tabandaki kireç badana üzerinde yavaş yavaş aydınlık benekler oluşuyor. Dışarıda ay, lambalar ve yıldızlar soluklaştı, yoksullaştı. Parıltıları söndü, Anlamsızlaşıp kölleşti. Ve dışarıda kent duruyordu. Punaltıcı, karanlık, tehditkar. Kent, büyük, zalim, iyi. Kent, suskun, mağrur, taştan ve ölümsüz. Ve dışarıda, Kent'in kenar kesiminde dondurucu havanın kirlerinden arındırdığı taze bir sabah vardı. Duru ve saydam. Son.